Biz bu filmi defalarca izledik. Hamas İsrail'e neden saldırdı? Perde arkasında İsrail'in Filistin'e karşı yıllardır hunharca yapmış olduğu zulüm var. Bu olay tamamıyla bir insanlık suçudur. Dünya Savaşı'ndan çok daha tehlikelidir bu. Türk askerinin Filistin'de işi yok kardeşim. Biz herhangi bir Arap devletinin siyasetini eleştirdiğimiz zaman kafir muamelesi görüyoruz. Müslümanlar olarak da takkeyi çıkarıp şuraya koyup kara kara düşünmemiz lazım. Ey Müslüman, neden Bakara suresindeki Yahudi ayetlerine bakmaz? Bu mesele aslında salt İsrail ürünlerini protesto ederek bitmez. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Vallahi özledik, bizler de iyiyiz. Vallahi ben de özledim. Stüdyonuzu, sizleri, ekip arkadaşlarımızı. Evet. Özledim yani. Allah yokluğunuzu vermesin diyelim. Amin, sizin de hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere Herodot'la daha önceden program yapıyorduk zaten. Artık kendisiyle yollarımızı ayırdık. Daha doğrusu Herodot'un çok kıymeti bilinmedi diyelim hocam. Biraz burada Herodot'a çok suç bulmamak lazım. Biz de dedik salt baba bir tarih programı yapalım. Hem gündemi konuşalım, hem bunu tarih perspektifinde, tarihçi çizgisinde değerlendirelim. Tarihin bize anlattığı şeyleri değerlendirerek günümüzü konuşalım istedik. O yüzden yine sizlerle bir aradayız. Şu an gündemin çok sıcak bir maddesi var. Biliyorsunuz İsrail Filistin savaşı demek doğru olur mu bilmiyorum ama İsrail ve Filistin arasındaki bir gerginlik savaşa dönüştü. Daha doğrusu soykırıma dönüştü diyebiliriz. Sizin yorumlarınızı zaten merak ediyorum, soracağım sizlere de. Bugün bunu konuşmak istiyoruz. Ama bunu konuşurken de şunu da düşünmek lazım. Şu an gündemde çok böyle güncel olan şeyler konuşuluyor. Biraz bunun perde arkasını konuşmak lazım. Geçmişini konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bu noktada da sizlerin bilgilerinden faydalanmak istiyoruz tabii ki. Bu gündemdeki konuyu değerlendirirken bizlere İsrail-Filistin çatışmasının perspektifini çizebilir misiniz? Bu nereden geldi, nasıl başladı, neler bitti? Bunları merak ediyoruz aslında. Sizlerin yorumlarını duymak isteriz bu konuda. Evet, şimdi İsrail-Filistin savaşında, bugünkü savaşta aslında bir şeyleri anlayabilmek adına biz bahsettiğiniz gibi meselenin özüne inmemiz gerekiyor. Şimdi Orta Doğu coğrafyası özellikle iki önemli coğrafi bölgeden dolayı gerçekten tüm dünya siyasetine ve hatta tüm semavi dinlerin sosyolojik yapılarına etkisi olan bir bölge. Malumunuz bunlardan birisi Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu Mekke şehridir. Diğeri Mescid-i Aksa denilen caminin bulunduğu Kudüs şehridir. Bu iki şehirden dolayı gerçekten 2000 yıldır neredeyse ciddi mücadeleler verilmiş, ciddi savaşlar yapılmış ve bölgenin siyasi organizasyonu tamamen bu iki coğrafi bölgenin etnik unsurlarına göre, dini unsurlarına göre şekillenmiş ve şekillendirilmeye çalışılmış bir coğrafya. Tabii Orta Doğu coğrafyasını tam anlayabilmek için aslında yine bize ait olan bir devletin yani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu coğrafyasına dair siyasetini, politikasını, o bölge ne zaman elimize geçmiş, ne zaman elimizden çıkmış ve bizim elimizden çıkmasıyla birlikte o bölgede nasıl bir siyasi organizasyon domine edilmiş bunları gözlemlemek lazım. Şimdi tabii Filistin toprağı, bugün savaşın olduğu Batı Şeria ve Gazze toprakları, Lübnan, Ürdün, Irak, İran ve Suriye coğrafyaları 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Yani bir Türk-İslam İmparatorluğu'nun elindeydi. Tabii devletimiz bu Türk-İslam Devleti orada en başta adaletle bir siyaset organize etmeye çalıştı. Oradaki Mescid-i Aksa'daki Hristiyanların, Mescid-i Aksa'daki Yahudilerin bir şekilde orayı kutsal saymalarına müsaade edildi aslında. Ve o bölgedeki siyasi otorite, Osmanlı otorite maalesef 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kayboldu ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çarşı karıştı o bölgede. Maalesef. Tabii neden çarşı karıştı? Çünkü Osmanlı kılıcından o döneme kadar gerçekten tüm dünya korkuyordu. Osmanlı kılıcı ki öyle ki şimdi burada tabii bu otoriteyi orada kolay da tesis etmedi Osmanlı Devleti. O bölgeye yazılan beratlara, fermanlara baktığınız zaman, arşivlerde incelediğiniz zaman o bölgeye gönderilen padişah fermanlarında ya da padişah beratlarında böyle kavisli bir yazı, kavisli bir satır görürsün. Anlamı nedir hocam? O kavisli satırın anlamı böyle bilesiniz alamet-i şerife itimat kılasınız. Yani bunu böyle bil,
ve benim emrime itimat kıl. Benim emrime itimat kılmazsan devlet-i aliyenin kılıcı senin boynunun üzerindedir şeklinde. Yani olayın diplomatik belgelerine bile baktığınız zaman o bölgede gerçekten siyasi organizasyonu domine edebilmek için Osmanlı Devleti kan dökmeden müthiş bir ilmi siyasetle otoritesini kurmuş, temin etmiş ve bunu yaklaşık 400 yıl boyunca devam ettirmiş. Tabii Birinci Cihan Harbi ki çıkış sebeplerinden birisi Orta Doğu coğrafyasıdır. Orta Doğu'nun petrollerinin özellikle İngilizler tarafından sömürülme ihtiyacıdır. Birinci Dünya Savaşı'nda malum sebeplerden dolayı biz o coğrafyayı kaybettik. Ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde çizilen Misak-ı Milli kararlarında da şöyle bir ifade vardır. Mondros Mütarekesi sonrasındaki Osmanlı toprakları bizim milli sınırlarımızdır. Biz Mondros'tan önce zaten cephede Filistin'i, Ürdün'ü, Irak'ı, Suriye'yi, Şam'a kadar, Suriye'deki Şam ve Halep kentine kadar biz o coğrafyayı kaybettik. Ve o coğrafyadaki siyasi otorite boşluğunu İngiliz mandaterliği doldurdu. Tabi Cihan Harbi'nden sonra burada İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan sürede İngiltere bölgeyi o kadar muazzam ve o kadar profesyonel bir şekilde sömürdü ki o bölgenin petrolleri İngiltere'nin adeta bütçesinin yaklaşık %30-40'ını oluşturdu. İngilizlerin en iyi yaptığı şey diyebiliriz. Evet, zaten. Kendi tarihleri adına İngilizlerin yapmış olduğu en iyi ekonomik hamleydi aslında Orta Doğu'nun manda ve himayesi. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler o bölgedeki İngiliz egemenliğine, İngiliz mandaterliğine son verdi ve Birleşmiş Milletler o bölgeyi 3 farklı kategoriye ayırdı. Yahudi bölgesi, Arap bölgesi ve uluslararası Kudüs bölgesi şeklinde. Birleşmiş Milletler'in bu ayrımından sonra bunu Yahudiler kabul etti ama Araplar bu üçe bölünme işini kabul etmediler. Neden kabul etmediler? Çünkü Yahudiler için Kudüs Birleşmiş Milletler tarafından kendilerine tevdi edilirse bu Yahudi hakimiyetinin Kudüs'te tüm dünya tarafından tanınması anlamına geliyordu. Ve Araplar Müslüman olarak Kudüs'ün bir Yahudi hegemonyası altına girmesini asla istemeyeceklerdi. Tabii hal böyle olunca bir sıcak savaş dönemi o tarihten sonra başlayacak. Ki zira 1948 tarihinde de biliyorsunuz İsrail Devleti resmen kurulmuş ve dünya kamuoyu tarafından kabul edilmiş oldu. Tabii bu bölgede Arap bölgesi ya da Uluslararası Kudüs bölgesi dediğimiz bölgelerde 1964 tarihinde o dönemde Lübnan'da hayatını devam ettiren Filistin Kurtuluş Örgütü adında bir örgüt kuruldu. Ve bugün hali hazırda Filistin Devleti'nin resmi yönetim organizasyonlarından birisidir Filistin Kurtuluş Örgütü. Tabii 1964 tarihi itibariyle Filistin Kurtuluş Örgütü Batı Şeria ve Gazze bölgesinde egemenliğini ilan ettikten sonra Filistin Devleti yavaş yavaş ilk önce Arap camiası tarafından daha sonra dünya kamuoyu tarafından ve dünya siyaseti tarafından tanınmaya başlandı. Tabii 1964 itibariyle de artık Filistin Kurtuluş Örgütü ile yani Filistin'le İsrail arasında özellikle Batı Şeria ve Gazze şehirlerinde maalesef çok kanlı savaşlar mütemadiyen her 10 yılda bir yapılmaya başlandı. Tabii bu savaşların sonuncusu olan 2023 yılında yaklaşık 60 gün önce, 2 ay önce başlamış olan bu savaşta, son savaşta maalesef Hamas ve İsrail askerleri tarafından yapılan ama sadece sivillere zarar veren bir savaş haline gelmiştir. Evet hocam çok güzel özetlediniz. Yani zaten zaman içerisinde İsrail'le olan çatışmalarından dolayı Arap ülkelerinin işte savaşlar ve bugün Gazze dediğimiz bir avuç yere maalesef sıkıştılar. Onu da kaybetmek üzereler belki, bilemiyoruz. Geçmişten bahsetmişken şimdi bugün bu verdiğiniz bilgiler ışığında bugünü de sormak istiyorum size. Biliyorsunuz yaklaşık 2 ay oldu. 2 ay önce bu İsrail'in başlattığı harekat, operasyonlar aslında Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırıların ardından aslında İsrail birden böyle bir karar aldı. Adeta ayağına gelen fırsatı değerlendirdi diyelim. Bu noktada Hamas'ı mı bu savaşın sorumlusu olarak görmeliyiz? İsrail'i mi görmeliyiz? Buna savaş demeyi de çok açıkçası şu an geldiğimiz konjonktürde durumda tasvip etmiyorum. Artık bir soykırıma dönüştü. Günümüzü nasıl değerlendirirsiniz hocam? Siz nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bakmalıyız? Evet şimdi savaşta ya da savaş hukukunda aslında ilk kurşunu sıkan ya da ilk füzeyi atan, ilk saldırıyı gerçekleştiren
gelen, savaşı başlatan taraf olarak görülür, bilinir. Lakin savaş hukukunun bu resmi prosedür tanımlamasının dışına çıktığımız zaman, şimdi savaşı başlatan ya da bu son olayların sorumlusu Hamas mıdır, İsrail midir sorusunun aslında perde arkasında İsrail'in Filistin'e karşı yıllardır hunharca yapmış olduğu zulüm var. Ben burada biraz şeytanın avukatlığını yaptım şimdi, çünkü şu çok geliyor işte, Hamas saldırdı, saldırmasaydı kardeşim gibi yorumlar çok geliyor mesela. Şöyle bakınız, burada olaya biraz daha geniş perspektifle yaklaşmak lazım. Kesinlikle. Şimdi bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızın ötesinde çok ciddi ve başarılı harekatlar gerçekleştirmekte. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türk Devleti'nin ordusu Suriye topraklarına girdiğinde biz orada ilk kurşunu atan taraf mı oluyoruz? Lütfen el insaf. Yani burada o devlet ya da Hamas İsrail'e neden saldırdı? Bunu düşünmek lazım. Yani uluslararası savaş hukukunu belirleyen unsur da aslında insani ve vicdani vazifedir. Şimdi evet, Hamas ilk kurşunu sıktı 2 ay önceki savaşta ve İsrail bunu sizin de arz ettiğiniz gibi bir fırsat belleyip Gazze şehrini yerle bir etti. Hakil eksan eyledi. Şimdi burada Hamas'ın attığı füzeden kaynaklı mı savaş başladı? Yoksa yaklaşık 100 yıldır oradaki Müslüman halka zulmetmeye çalışan Yahudi siyasetinden dolayı mı Hamas saldırı yaptı? Şimdi burada sapla samanı karıştırmamak lazım. Sen adamın canını yakarsan o da senin canını yakar. Sen can yakarsan maalesef karşı taraf da can yakar. Burada meseleyi ben biraz daha siyasi konjonktürün dışında, uluslararası savaş hukukunun dışında aslında arz etmek istiyorum izleyenlerimize. Arkadaşlar, Filistin ve İsrail arasında yapılan bu savaşta sivillerin katledilmesi, çocukların, kadınların, yaşlıların, masum insanların, elinde silah olmayan, elinde taş sopa bile olmayan küçücük insanların katledilmesi ne uluslararası savaş hukukuna sığar, ne uluslararası siyasete sığar, ne Yahudiliğe sığar, ne Müslümanlığa sığar, ne Hristiyanlığa sığar. Bu olay tamamıyla bir insanlık suçudur. Bu olay bir katliamdır. Bu olay bir soykırımdır. Ve bir an önce Müslümanları bırakıyoruz bir tarafa. Tüm dünya halklarının, tüm dünya dinlerinin bir an önce bu olaya müdahale etmesi lazım. Çünkü burada dramatik bir olay yaşanıyor. Yani olayın siyasi sebeplerinden ya da askeri sonuçlarından ziyade bir bebeğin katledilmesi, anne karnındaki bir bebeğin süngüyle, bıçakla alınıp Gazze sokaklarında dolaştırılması, efendim onları zorunlu tehcire tabi tutup ateşkes ilan edip ateşkes esnasında bile oradaki sivil halkın üzerine bomba atılması tamamen insanlık suçudur. Savaş hukukunu, uluslararası siyaseti bir kenara koyuyorum. Bir insanın insana yapamayacağı hunharca bir katliamdır. Kesinlikle hocam. Yani bu hastane bombalamanın, yani 2023 yılındayız. 2023 yılında bir hastanenin bombalanmasının Hitler'in yaptığı Holokost kamplarından bir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Yani o Holokost kamplarındaki insan cesedi kokusu koklamakla hastanede tedavi altındaki bir insanın canına kıymak, inanın insanlık suçu anlamında eşdeğer. Bırakın tedavi göreni, adam ölüyor, ölüsüne bile rahat yok. Evet. Yani. Yani izleyenlerimiz de bu resmi görüntüyü muhakkak görmüşlerdir. Yani orada ameliyat edilen ameliyathanedeki doktorlar, işte bombanın tavanı delmiş olduğu bir ameliyathanede orada insanlar can derdinde maalesef. Hal böyle olunca evet, İsrail mi Hamas mı'dan ziyade olayın gerçekten çok dramatik bir olay olduğunu ve Netanyahu'nun Gazze kasabı olarak tarihe geçeceğini, Netanyahu'nun Müslüman kasabı olarak tarihe geçeceğini de bugün tüm uluslararası camianın tanıması ve bilmesi lazım. Kesinlikle hocam. Bugünü değerlendirirken şuna da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Orta Doğu cadı kazanı adeta kaynıyor. Bu son İsrail'in yaptığı operasyonlardan sonra da gerçekten ortalık yine karıştı. Bunu tetikleyebileceği olaylar sizce ne olabilir hocam? Şimdi artık 1945'lerdeki ya da 1914'lerdeki cihan savaşlarının, dünya savaşlarının ortaya çıkış
sebepleri gibi sebepler yok dünyada. Yani uluslararası siyasi konjonktürde bu sebeplerin ortaya çıkıp birleşip 50 tane devletin birbiriyle savaşa girmesi artık çok güç. Bir dünya savaşı çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında yaklaşık 100 yıldır gerçekleşen bu muharebeler, bu savaşlar, bu insanlık dışı dramlar artık tüm dünyanın maalesef ki alışılagelmiş bir meselesi haline geldi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü var. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Benim en fazla korktuğum şey diyor, bu milletin her gün şehit haberi almasına alışmasıdır. Burada aslında paralel bir korkudan bahsetmek istiyorum. Benim korkum elbette bir cihan savaşı, bir dünya savaşı çıkması değil. Gazze'de, Batı Şeria'da, efendim Kudüs'te, Çinlilerin Doğu Türkistan'daki bu mazlum Türk halklarında ya da hiç önemli değil Amerika'nın herhangi bir mazlum kabilesinde, Sibirya'nın herhangi bir mazlum kabilesinde insanların katlediliyor olmasına, dünyanın gözünü kapatıyor ve alışıyor olması en tehlikeli şeydir. Dünya savaşından çok daha tehlikelidir bu. Çünkü dünya savaşı maksimum başlar 3-5 sene sürer. Allah vermesin. Birkaç milyon insan hayatını kaybeder ve biter. Bir şekilde en kötü sınırlar değişir. Siyasi şematik değişir bölgede ve biter. Ama bizim Gazze'deki çocukların çığlığına artık gözümüzü kapatabiliyor olmamız aslında konuşmamız gereken mesele. Yani Gazze'de ölen insanlara, Gazze'de ölen Müslümanlara ve hatta dediğim gibi Sibirya'da bir zalimin zulmü altında inim inim inleyen bir Rus vatandaşına atıyor. Üzülemiyorsak eğer burada hepimiz kalbimizi ve zihnimizi alıp masaya koyup ciddi bir muhasebe yapmamız gerekiyor demektir. Bundan sonra evet İsrail ve Filistin arasındaki savaşın bir dünya savaşı çıkarabilme ihtimalini ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü olayı Amerika Birleşik Devletleri o bölgede gerçekten profesyonelce domine etmeye çalışıyor. Ve her gün gönderdiği uçak gemileriyle efendim dünyaya Amerika'nın parmak sallamasıyla o bölgede maalesef ama maalesef Birleşmiş Milletler'in Yahudi, Arap ve Uluslararası Kudüs bölgesi şeklinde ayırmış olduğu bu siyasi şemanın ben değişebilme ihtimalini düşünüyorum bundan sonra. Peki burada dünya hangi noktada kalmalı? Evet, Kudüs ve Kabe-i Muazzama'nın şehri olan Mekke her Müslümanın kutsalı saydığı iki bölgedir. Ama Mescid-i Aksa Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak kutsal bellediği bir bölgedir. Dolayısıyla Kudüs şehrindeki o hoşgörü ikliminin korunması şartıyla evet maalesef ama maalesef Gazze'de artık bir tane çocuğun daha parmağı kanamasın. Her ne oluyorsa, her nasıl bir siyasi şekillenme gerçekleşiyorsa gerçekleşsin. Burada en başta dünya devlerine iş düşüyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bize iş düşüyor burada. Hocam tam bu noktada araya girerek ben de bu bağlamda bir şey sormak istiyorum. Hem bireysel olarak hem devlet olarak bu sorun özelinde bize ne gibi görevler düşüyor? Şimdi bir defa burada olayı sabote eden insanlar da var abi. Yani bugün sen Filistin'i anlatıyorsun insanlara. Oradan affedersin sapkın ideolojisi olan bir adam çıkıyor. Diyor ki ne işi var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Filistin'de? Evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk askerinin Filistin'de işi yok kardeşim. Çünkü bizim askerimizin tırnağının bile kanamasını, ayağının taşa değmesini hiç Türk vatandaşları için kimsenin tasvip etmeyeceğini biliyorum. Evet, Türk askerinin orada işi yok. Lakin ben daha farklı bir şeyden bahsediyorum. Biz artık uluslararası arenada binlerce şükür tanınan, masaya yumruğunu vurduğunda sözü geçen bir milletiz, bir devletiz. Dolayısıyla hükümetimizin, büyüklerimizin bir an evvel, en başta Arap Birliği, Müslüman Birliği, rahmetli Erbakan Hoca'nın bu G8 hayalleri, işte bunlar için var G8. G8'e bakıyorsun Müslüman ülkeler ve öyle bir ideal var ki G8'in dünya haritasındaki şöyle bir çizgisini çek ülkelere bir hilal çıkıyor orada. Yani bu o kadar sistematik oluşturulmuş bir siyaset ki bizim devlet olarak artık ara bulucu statüsünde o insanların ölmesini engellemek adına ilmi siyasetle, başarılı dış ilişkilerle, başarılı dış politikalarla, başarılı istihbarat ilişkileriyle bizim artık ara buluculuk statüsünde o insanları barış masasına
ya da ateşkes masasına oturtmamız için elimizden geleni yapmamız lazım. Bunu yaparken de Türk askerinin elbette Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de işi yok kardeşim. Türk askeri zaten 100 yıl önce oralarda milyonlarca şehit verdi. Türk milleti orada milyonlarca şehit verdi. Bugün biz Cihan Harbi'nde Filistin'i savunurken, Kudüs'ü savunurken Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa'nın neler yaptığını bugün açın okuyun abi. Neler çektiğini. O İngiliz ablukasında sokak kedilerini, köpeklerini keserek askerine yedirerek ölmekten kurtaran Fahrettin Paşa'yı okuyun. Yani Filistin gibi bir ateşin içerisine bir Türk evladı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir neferinin girmesini istemiyor. Ama biz oraya asker göndermeden de bu işi çözebilecek siyasi güce sahibiz. Tıpkı Rusya-Ukrayna gibi. Savaşı'nda olduğu gibi. Dolayısıyla yapılması gereken şey bu. Bir de şu var. Rahmetli hocalarımızdan Profesör Doktor Osman Turan Hoca, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi kitabında Türk Devletlerinin Babalık Telakkisi adında bir makale yazmış. Ve çağlar üstü bir makale. Siz bakın, çok seversiniz. Evet. Programda vurgularsınız. Evet. Bu Babalık Telakkisi, Türk Devletlerinin Babalık Felsefesi gerçekten dünyada iş gören, dünyada kabul gören bir anlayıştır. Biz babayız abi, kimsenin zoruna gitmesin. Türk devletleri ve Türk siyaseti dünya siyasetinde babadır. Bugün iktidar yanlıları ya da muhalifler benim cümlemi nasıl yorumluyorsa yorumlasın. Hiç de önemli değil. Ama biz 2000 yıllık Türk tarihinde babalık felsefesi ile hem kendimizi hem de dünyayı organize edebilecek tarihi hafızaya sahibiz. Buna dikkat etsinler. Kesinlikle katılıyorum. Ama sizin kadar iyimser bakamadığım birkaç nokta, özellikle hem Türk Birliği açısından hem de rahmetli Erbakan'ın bahsettiği o G8. Yani şu anki konjonktürde bana çok olabilecekmiş gibi gelmiyor. Çünkü bir tarafta Orta Doğu'da Amerika, İsrail, Arap ülkelerini adeta pençesine geçirmiş. Ve abi şimdi çok özür diliyorum. Bak ben bu konuda yaralıyım. Beni deşme fazla. İçeri alırlar bizi. Şimdi bak, Arap ülkeleri deyip kenara koymayacağız abi mevzu. Niye kenara koymamamız lazım biliyor musunuz? Biz herhangi bir Arap devletinin siyasetini eleştirdiğimiz zaman kafir muamelesi görüyoruz. Abi yok böyle bir şey. Yani İslam dinini Arap medeniyeti olarak görmek ne ise, medeni olmayı da Batı medeniyeti olarak görmek aynı şey. Kesinlikle. Yani ben Arabistan eleştiremeyeceğim mi abi Müslüman diye? Ben Fas'ı, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Tunus'u, efendim Kuzey Afrika'daki o Arap ülkelerini eleştiremeyeceğim mi? Bugün Lübnan'da, bugün Ürdün'de, bugün Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de, bugün Filistinliler oraya sığınmaya çalışırken kapılar kapanıyor. Tam olarak bundan şimdi, bahsediyorum hocam. Abi biz Türkiye'den oraya nasıl elimizi uzatalım? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin organizasyonunda gerçekleşen devletler neden bu işe el atmıyor? Neden gidip de kardeşim yapmayın bunu diyemiyor. Biz nasıl ki Suriye Savaşı'nda yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteciye kucak açtıysak, bir Müslüman olarak Sayın Cumhurbaşkanı hep bunu söylüyordu, hatırlayın, bundan 3-5 sene öncesine gidin. Ensar muhacir ilişkisini anlatıyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Abi biz bunu anlatıyorken bugün Lübnan'a sığınmaya çalışan bir Filistinli kardeşine sen niye ensar muhacir gözüyle bakamıyorsun? Tam da bu yüzden zaten bu birliğin sağlanamayacağını düşünüyorum işte hocam. Kesinlikle çok haklısın abi. Kesinlikle. Yani bugün maalesef bu İslam mütabakatı sadece İslam mütabakatı sağlamak için Araplara yüzünü dönen bir siyaset. Ben bu siyasete de karşıyım. Kesinlikle. Daha internasyonel düşünmemiz lazım. Kesinlikle, daha uluslararası düşünmemiz lazım. Çünkü diğer tarafta yani Türkiye Cumhuriyetlere baktığımızda da yani çok fazla Rus hegemonyası görüyoruz. Yani Rusların etkisi altında kalmış Sovyetler Birliği döneminden de kaynaklandığını düşünebiliriz. Bu yüzden hani bir kan birliği ya da bir inanç birliği şu an 2023 yılında çok zor gözüküyor benim açımdan. Maalesef öyle. Bakınız, burada Peygamber Efendimizin Mekke şehrini fethettikten sonra oradaki Yahudilerle imza altına aldığı Medine Sözleşmesi'ni açıp herkesin okuması lazım. Şimdi biz böyle bir dinin mensubu olarak, orada kocası şehit olmuş, 5 evladının 4'ü şehit olmuş bir kadın küçücük 6 aylık bebeğini alıp Lübnan'a sığınmaya çalışırken çatır çatır kurşunlara hedef oluyor. Şimdi biz burada Müslümanlar olarak da takkeyi çıkarıp şuraya koyup
koyup kara kara düşünmemiz lazım. Abi biz bu filmi defalarca izledik. Kimi örnek alacaksın Müslüman olarak? Hazreti Muhammed'i, Efendimiz, Peygamberimiz. Onu örnek alacaksın. İnsan olarak peygamberini örnek alacaksın. Abi senin peygamberin Yahudi ile ilişkiye nasıl girileceğini siyasi anlamda 1400 yıl önce yazmış, önüne koymuş. Siyaseti geçtik bir kenara, uluslararası konjonktürü geçtik bir kenara. Ey Müslüman, sen Medine Sözleşmesi neden okumazsın? Neden Medine Sözleşmesi'ne bakmazsın? Aynı şey Yahudi ve Müslüman arasında bir mütabakat. Neden Bakara suresindeki Yahudi ayetlerine bakmazsın? Neden okumazsın? İlk emrini gerçekleştirmiyorsun inandığın şeyi. Evet, maalesef. Onun için katılıyorum abi. Yani biz maalesef bir uluslararası Müslüman mütabakatı sağlayamıyoruz. Ve bu kafayla gidersek de maalesef sağlayamıyoruz. Umarım yanılırım. Hani siz devletimize o yönde bir çağrıda bulundunuz ya. Umarım öyle bir şey olur ama şu anki konjonktürde ben çok zor görüyorum. Hocam devlet kısmını değerlendirdik ama şey sorayım size. İsrail mallarını boykot ediyor musunuz? Şu an o da çok böyle gözlendi. Yok ben Starbucks'a oturmadım. Yok Coca-Cola içmiyorum. Ben bu arada bunların samimi olduğunu düşünüyorum. Yani bazı insanlar işte çok böyle şey değerlendiriyor. Ya abi sen yaptın da ne olacak? Ben bunu içmiyorum da ne olacak? Gibi. Bu siz bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bakın biraz önce yayınımıza başlamadan önce arkada LED'imizde tankın önündeki 5 Filistinli çocuktan birisi çok dikkatimi çekti. Şimdi o tankların önünde poz veren çocuklardan birisinin Levi's tişörtü giydiğini gördüm. Muhakkak siz de dikkat etmişsinizdir. Şimdi bu mesele aslında salt İsrail ürünlerini protesto ederek bitmez. Bu mesele Müslüman gençlerin o üretimi yapabilecek bilimsel altyapıya sahip olan Yahudiler gibi çalışmasıyla biter. Şimdi ben hamasete karşıyım abi. En başta onu söyleyeyim. Sabun alıyorsun kardeşim ya sabun. Benim Türk Müslüman vatandaşımın yaptığı sabunla elini yıka sabaha ellerin çatlıyor. Maalesef. Ama onların ürettiği bir sabunla elini yıka muhteşem sonuçlar elde ediyorsun. Şimdi bu parantez dışına çıktıktan sonra ifade edeceğim şey şu. Evet, boykot edilmesine ben de sonuna kadar destek veriyorum. Çünkü herkesin kendi kapısının önünü süpürmesi lazım. Yani İbrahim'in ateşine bir damla su götüren karınca misali. O damlayı o ateş söndürmese bile o yolda ölürüm ya demek bizim ironik felsefelerimizden bir tanesidir. Evet, boykot gerçekleştirilmeli ama bu boykotu çok daha profesyonel hale getirmekte fayda var. Topyekün bir boykot haline getirmekte fayda var. Yani evet senin onların ürünlerinden X marka aldığın bir ürün oraya gidiyor abi. Yani bugün işte İsrail ordusunu doyuran, tankların önünde onlara yemek ikram eden firmaların kimler olduğunu bugün tüm dünya biliyor. Tüm dünya biliyor. Madem insansın, madem o insanlarla para kazanıyorsun, aynı yemeği götür abi Hamas'a da ver. Hadi ben de adam göreyim yani. Ya ona da vermesin. Gitsin oradaki aç insanlara versin. Açlara versin. Bombalanan insanlara versin evet, yani. Onlara ver de. Ben dediğim ki ya bu adam Yahudi de olsa, o da olsa, bu da olsa bir şekilde ticareti adına da olsa doğru olanı yapıyor diyeyim. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bizi bu son olaylar konusunda oldukça aydınlattınız, bilgilendirdiniz. Estağfurullah. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gündemin kanayan yarası, gündemin ince sızısı, tüm Müslümanların yüreğinde gerçekten bugün sızı olan Gazze ve Filistin insanlarının durumu. Biz de karınca misali kendimizce ulaşabildiğimiz insanlara burada sizin vesilenizle, stüdyolarınızda bize kapılarınızı açtınız. İşte biraz önce sorduğun soruya da cevap olarak kapanışı yapalım istersen. X ürünü, Y ürünü, Z ürünü almayım diye boykot yapacağına arkadaşına 5 cümleyle şunları anlat ya. Şu an Kim Bunlar Dijital inanın müthiş bir boykot yaptı. Yani milyar dolarlarca İsrail ürünü satın almamaktan daha iyi bir boykot yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, biz Kim Bunlar Dijital Ankara stüdyolarında her hafta gündemin tarihi soluklarına dair dilimizin döndüğünce burada muhabbet ediyor olacağız. Tabii bu muhabbetimize siz de kanalımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak kanalımızı herkese duyurarak lütfen bize destek olunuz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.